Tekrar hoş geldiniz. Arkadaşlar selamünaleyküm. Tekrar hoş geldiniz. Ege'deki yörüklerin simgesi sarı yağlamız. Bu öyle alın terini silen, alın terine çalışan, helal kazanan yörükler anlatır. Güneşin bağrında çalışan. Tabii Türk bayrağının altında olmak bizim için büyük mutluluk. Tarih boyunca bütün devletler yörüklerin kıl çadırının altında kurulmuştur. Selçuklu'yu kuran, Osmanlı'yı kuran, Türk Cumhuriyeti'ni kuran, Atatürk de hepsi yörüktü ve kıl çadırının altında kuruldu. Burada gün görmüş başı yazmalı dedelerimiz var. Hoca, hoş bulduk. Nasılsınız? Atacağızı neyi? Teslimen. Yaş kaç? 72. 72. Ömür nasıl geçti? İşte geçti. Çalışmayla. Hoş bulduk. Senin adın ne? Hatice Torun. Ağarası gibi kasalıyorsun ne bu? Biraz ağarası sayılırım. Öyle mi? Öyle sayılırım. Neyse senin atacağızın ne? Şerife. Yaş kaç? Yaş 82. Maşallah değilsin ha, gene değilsin. Hastalık ya. Ne yapıyor, çocuk bakıyor mu? Kovattırıyoruz, boğuyoruz. Tansiyon tıkıyor. Oğlan bakıyor mu oğlan? Bakıyoruz, çocuklar. Sağ olsunlar, bakıyoruz. İyiler midir bu arada çocuklar? İyiler. Bursaklı mıdır? Çocuklarım, torunlarım iyi. Yalınız, ne sağlık ocağımız var, ne eczanemiz var, ne hastanemiz var. Bir yere gidemiyorum. Duyun. Duysunlar. Götürürsek gidiyorum. Götürmezsek gidemeyeceksin. Göremiyorum. Belim sakat. Sen sağlık hocası isteyen değil mi? Ha isteyen. Ebecik, hemşericik isteyen. Ben hemşericik isteyen. De gayri. Senin adın ne? Kezban. Az sen kendinden geçmişsin ya. Senin yaş kaç? 67. Maşallah. Senin cihazın adı ne? Fadime Torun. Sen? Elif Ateş. Elif. Şimdi bu benim torunun adı Elif. Şimdi başı yazmalı yörük anaların nelerinden ekmek pişirme, yemek pişirme öğreniyor mu yoksa kasalıyor mu? Ya öğreniyoruz. Bizim köyümüz herkes, kızlar da gençler de herkes yemek yapmayı öğreniyor. Öyle mi? Evet. Yani başka yerin kızları gibi öğlen kadar yatmanız değil mi? Yok hayır. Sabah saat 5'te herkes ayaktadır burada. Peki. Senin adın ne? Elif Torun. Fatma Torun. Anacığımın adı Fatma benim. Ümmü Torun. Ayşe küçük ama koca Ayşe diyorlar. Sen koca Ayşe sen mi bu? Benim. Böyle dikeldiğinde bayağı büyük görünüyorsun değil mi? Hal üzeri mi? Çok büyük gözükürün. Valla. Hastayın hasta. İçin gedik. Neden? Çocuk yok mu? Bir oğlum vardı gitti vardı. Hayırsız mı gitti vardı? Çok hayırlı çok hayırlı. Çocuğum. Konu komşu bak var mı? Bakar komşum biri de bu. Buna bak gayrı sen de. Ben Müslüme Gülcan. Elin ayağını tutuyor maşallah. Tutuyorum maşallah turp gibiyindir. Çalışırın her işi ederin. Amca nerede? Amca daha karşıda dinlenip durur. Çağır Akan buraya amcayı. Gel lan bura. Nasıl amca iyi midir? Amcam çok iyidir. Senin bey iyidir yani. Çok iyidir böyle. Dünyada bir daha çıkmaz eşi. Bir dedin ki etmez değil mi? Etmez. Sizin dibin ayrılmaz değil mi? Ayrılmaz. Ulan böyle koca oldu mu? Adam iyi deme mi? İyi olmaz be. Sen de gizli yular var be. Vallahi öyledir. Biraz da öyleyimdir yani.
Yengine derse yaparsın değil mi? Yaparız, ayıp ettin ya. Sıkısı yapma. Çatara baksana koca işe derler, yapmama geldi değil mi? Bir çok tokatla yıkar adam değil mi? Oo, yıkar tabii. Yıkmam yıkmam. Onu yıkar mıyım? Ben 10 sene sevdim de aldım ben onu. Yok ya. Zor mu kavuştun? Zor kavuştum. Allah'ım kavuşturdu, şükürler olsun. Kıymatlıdır yani. Çok kıymatlı. Bir de bir tek oğlum var, o da Buca'da duruyor. O ta kıymatlı. Burada bir kızım var. Bir de kızım var, o da çok kıymatlı. Burada kızım da burada. Sen kızını yok saydın, bir satır saymayan adam yerim. Sayarım bak, bir kızım var, bir damadım var, bir oğlum, bir gelinim, dört tane hepsi. Değerli seyirciler, biz muhabbete devam ediyoruz. Burada su ısıtıyor bacılarımız. Çay suyu olacak. Çay suyu mu olacak bu? Evet, galiba biz de misafiriz, evet, evet. Bize hazırlık yapılıyor evet. Sanırım. Çayı ocaktan içeceğiz değerli seyirciler. Isınıp batırı. Şimdi yemek pişirenlerimiz var, onların yanına gidelim. Biz Yörükler'de ıslar tezgah çok önemlidir. Biz geçiyi keseriz, kılını keseriz, kıldırata dararız, tengere, değiri halaçla büker, ıslarda da dokuruz, kara çullumuz olur. Fakat bu bacımız da herhalde tuvale dokuyor. Bizim kızıl kimlerimiz, alaçullarımız vardır. Alaçullarımız var, alaçullarımız şimdi fazla geçmiyor. Heh. Bu tezgahı ben kaymakamlıktan istedim, aldım. Heh. Kaymakamlık Allah razı olsun, o verdi bunu bana. Bunu yine ben kızlarıma, çocuklarıma, dört tane, üç kız bir oğlum var. Dördüne de yatak odası takımı yaptım. Sen kimden öğrendin bunu? Ben bunu ceyizim, bundandı benim. Yani öğrendi, evet, anam öğretti. Annem öğretti, annem öğretti, annem öğretti. Yedi kızlar yapıyor mu bu işi? Yapmıyor, torunum var bak, şu torunumu öğretmeyi istiyorum buna. Buncağıza. Buncağıza öğretmek istiyorum ben işte. Peki gelinin dokuduğu kilim miydir, kızın dokuduğu kilim miydir? Kızın dokuduğu daha iyi olmaz mı? Daha iyi olur değil mi? Daha iyi olur ya. Öyle mi? Doğru. Çünkü kadın koca kahveye gitti, geç geldi, çor çocuk kahrı. Kahrı derken? Bir sürü şey ama kız? Tokmağı yürür değil mi? Tokmağı vurur. Sevgilisi var. Sevgilisi kavuşacak. Var. Konuşacak. Bu zaman kızlar daha güzel yapıyor. Kızlara daha şey yapıyorum ben. O zaman kızların dokuduğu halıyı, kilimi tercih edin değerli seyirciler. Bir bacımız, başı yazmalı, anamız diyelim galiba, bayağı yaşayacağız ileri. Adın ne? Fatma. Bu arada herkes Fatma mı? Herhalde. Yörük. Yörük değil miyiz? Evet. Sen ne yapıyorsun? Ben yoğurt döyüyorum, ayran yapacağım. Ayran yapacak. Ayran yapacak. Bu ne derisi bu? Keçi derisi. Keçi derisi. Bunun ayran da göz olur değil mi? Olur. Peki biz... çocukken yaparlar mıydı bunu? Yapardık biz. Ben yetiştim. Eskiler yapar değil mi? Yapardık. Yapardık. Peki tereyağını nasıl yapıyordunuz? Bunu döverdik, döverdik. Su sepe sepe yüzüne çıkardı. Yağsı yüzüne çıkardı. Yüzüne alırdık. Alırdın, ne güzel olurdu. O yok. Güzel değil mi? O yok. Şimdiki tereyağları yok, yok değil yok, mi? Gayri, yok gayrı, yok. Gayri. Yok. Ayran bu işte, ayran yapacağız şimdi bunu. Kılçadır'ın önünde gün görmüş bir Yörük dedesi var. Baş şapkalı, aksakallı bu Yörük dedesine iki laf edelim bakalım. Adın ne? Ahmet Aytekin. Bizde Ahmet derler. Ahmet demezler değil mi? Ahmet amca. Yaş kaç boyun? 87. Maşallah dinç adamsın ya. Ömür nasıl geçti? Ben cihal içmedim hiç. Hiç? Hiç içmedim. Şimdi sigara içenlere kızıyor mu? İçenlere kızıyorsun. İçenlere kızarım. Kızarsın değil mi? Döversin evet. Gelirim söz geçmer değil mi? He. Sigara içenlere görsen çakı çakı yesin geliyorum ben. Söz geçmer değil mi? He. Sözün geçse çakı çakı yiyeceksin. Evet. Ömür nasıl geçti? Hasan buraya gel Hasan. Ömür Yörüklüğü'ne, şeyine geçtik, göçeme geldiğine. Şeye gittik, Afyon'a giderdik biz. Niye? Afer yaylaya giderdik, Yörüklüğü'ye yaylaya giderdik. Göçe, yazın Göçe yaylaya. Yazın yaylaya giderdik. Yayleniz oraydı. Oraydı ya. Kışın buraya? Kışın buraya geliriz. Şimdi gayrı battal oldu eski adetler değil mi? Afyon'a pazara giderdik. Kaç günde giderdiniz bu oradan? Burada yavaş yavaş giderken yavaş gider gelin hızlı geliriz. Kaç gün sürerdi? 15-20 gün sürer gene. Dinlere dinlere giderdin. Dura dura. Dura dura. O günleri hatırlayıp da aha diyorsun mu? Derin. O günler günden, daha iyiydi değil mi? Daha iyiydi. Şimdikiler söz tutmayı. Tutmak yok. Keçi koyun kalmamış. He. Tembel olmuş değil Yetti, mi? Öyle. Canın sıkılıyor değil mi? Canım sıkılıyor. Deveciydik biz mağlıca kile falan giderdik. Kile? Kile giderdik ya. Kil ne işe yarardı? Kil alırdık da koyduk, bu dene değiştirdik kili. Çamaşırla ya. O zaman beceriş vardı, para yok. Nerede para? Para yok. Siz buğdayı verirdiniz. Onlar buğdayı verdi, biz köylüye kil verirdik. Kil verirdiniz. Ha. Kili nerede kullanırlardı? Kili çamaşırda.
Saç yıkarken, çamaşır yıkarken? Çamaşır yıkarken suya atarlar, çamaşır yıkarlar. O zaman sabun yok. Sabun mi? Yok. Evet. Eskiden derizler, meşe külü, kil, sarı yaşı olurdu. Bir de hayıt yaprağı var. Hayıt var mı onlarda? Var. Hayıt yaprağı da katarsan böcek börtü gelmez dağlar. Değil mi? Böcek börtü gelmez, hayıt yaprağı da katarsan değil mi? Kekik konman lazım, kekik. Peki, kekik. Çor çocuk var mı? Çocuk oğlu var. Bakıyorlar mı sana? Baksalar dedik, işte kendine acı bakın, bana nasıl bakacak? Benim 87 yaşındayım ben. Ya. Peki, eskiden mi varlıklıydın, senin varlıklı? Eskiden iyiydi daha. İyiydi değil mi? Değil. Tadı vardı her şey. Tadı vardı. Yalnız bu ağacı ben ondan daha fazla yörüklük yaptım diyor. Evet amca, senin adın ne? Musa. Musa amca. Artık aktın duruldun gayrı. Ya, ben burada duruyorum, buralıyım. Buralısın. Yaş kaç? 80. 80 maşallah. Ha. Ömür nasıl geçti? İyi geçti Allah'a çok şükür. İyi geçti. Çok iyi geçti. İyi. Seni diyorlar ki orada. Ha. Bu gençliğinde davulun öttüğü yere, duman tuttuğu yere gitmiş diyorlar. Gençliğinde. Gençliğimde ha. Daldan dala zıplarmış. Zıplardım. Daldan dala zıplarmışım. Canlıydım o zaman canım. Hindi et yerladım. Göğüm her zaman dayardı diyorlar. Gençliğinde değil mi? Geçti. Geçti. Çok dolandı alamadı lan bunu. Yok ya. Yok yok. İstemem anasını lan. İstemem. Anasını mı verecek bu sene? Yok istemem, yok istemem. İstemezsin değil mi? İstemem. Keyfin yerine. Hanım öldü benim, 8 sene oldu öleli. Sen anam veren diyor, sen ne istemem? Almam, istemem ben. İsteme. Şimdi istemem. Sizi görünce öyle diyor, bazen diyor ben yok, yok. Ver diyor. Bana. Yalan yalan, inanma. Öyle mi? İnanma hiç. Yalan söylüyorlar. İstemem sen. Ben istemem. Tulu gayranı bir test edelim bakalım. Afiyet olsun. Size de. Ayranın hasını içeceksiniz, turuttan içeceksiniz. Peki bu hangi yoğurttan bu? Bu köy yoğurdu işte. Keçi koyun sır. İnek yoğurdu yani. Keçi koyun kalmadı mı? Ya var da az. Az değil diğerlerine mi? Göre. Eskiden daha çok değil mi? Eskiden çoktu. Eskiden bu bölgede en az 100 bin keçi vardı. Ama zaman zaman düştü. Artık dağlarda 300-500 keçi anca var yani. Tabii sığır da az tembellik işi değil mi? Geçi zor. Tabii. Şimdi devlet ormana sokma, meraya sokma der. Yayılma alanları. Ya, bak Ramazan Bey, ben sana bir şey anlatacağım. Bizim dedelerimiz ve babalarımız anlatırdı. Bu dağlarda hiç yangın olmamış. Bu zamana kadar. Evet. Olmayışının sebebini de şuradan şey yapıyoruz. Şimdi hayvanlar, keçiler aradan tarak tarak gittiği zaman bu ormanın içerisindeki ürünleri basarak, ezerek, kendi yiyerek bu ormanın arasını temizliyordu. Şimdi yangın nereden olsun? Onun pisliği, gübresi içinde kalıyordu. Şimdi diyorlar ki gelişmiyor. Nasıl gelişsin? Gübresi yok, bir şey yok. Hayvan gübresi oluyordu. Onunla daha güzel gelişiyordu çalılar. Son yıllarda, uzunca yıldır diyelim, geçe karşı bir zulüm başladı. Evet. Bir zulüm başladı. Ormanla geçiyi bir arada yaşamak varken ormanla geçiyi ayırdılar. Oysa geçinin sarmasından değil mi? Yedi otun sarmaya dönüşünden orman daha iyi olurdu. Gübre şey yaptığı zaman bitki çalı daha güzel gelişiyor çabuk. Ama şimdi o olmayınca diyorlar ki gelişmiyor. Bir taraftan yanıyor. Anız içinde ürünler duruyor. Allah'ın yarattığı ormanla, Allah'ın yarattığı geçiyi ayıranlar vebal altında olacaklardı. Çünkü geçi neslinin bitmesi bu ülkenin insanların dengeli beslemesi engelledi. Evet. Geçi onlarca ot, yüzlerce çeşit ot yerdi. Onların sütü, organik yoğurdu, eti iyi olurdu. İyi olmaz İnsan mı? Daha sağlıklı olurdu. Hiçbir gübre yok. Katkı yem tamam, yok. Tamam, hiçbir, doğal. Hepsi doğal. Doğal olduğu için. Evet. Ender Yal kaç yıllık? 49 senesinin güz ayından. 1949 senesinde güz ayında aldın. Ha, güz ayından. Hala saklıyor mu? Bunu sahibi gitti. Vefat etti öyle mi? Kim idi? Hanımı. Elif Torun. He? Elif. Ah işte bırak. Amcamın kızıydı benim. Öyle mi? Acı var. Dezim. Evet amca, hatıra saklayın. Evet. Ananızın, nenenizin hatıralarını saklayın. Burada duruyor, burada daha hayali. Evet. Abo. İşte esas yörük şeyi. İşte bu, işte. Bunu da çeksin böyle burada. Üst yazın resmi değil mi? Acı büyük.
Kimse Allah'a evlat acısı vermesin. Acı büyük ama hatırasını başcağızında taşıyor. Tamam. Dur Hakan. Tamam. Bakalım Hakan. Gençlik resmi Ramazan abi. Yok ya. Gençlik fotoğrafını göstersin adam artist gibiymiş maşallah. Oraya bak ben. Dahi. Ola yakışır adam mısın ya? Maşallah. He. Ne Aysu? Kadınlarımız ekmek pişiriyor. Yemekler, tatlılar yapmışlar. Onlarla sohbet edeceğiz. Kadın bizim için kıymatlıdır. Devletleri erkekler, milletleri kadın yaşatır. Kadın anamızdır, bacımızdır, eşimizdir, nenemizdir, halamız, teyzemizdir. Dolayısıyla kıymatını bilmeliyiz. Üç ön karnımızı doyurandır. Türk milletini doğurandır, yaşatandır. Bu en atacağızın neyi? Hatice. Ha, sen geçmişsin maşallah. Bak bu yana bak. Gençim. Neler katıyorsun içine? Bunun içine ıspanak, çökelik, lor, pırasa, yeşil soğan, öyle şeyler koyuyoruz işte. Öyle şeyler. Kolay gelsin. Sen yazıyorsun? Yazıyorum. Maşallah ince yazıyorsun. Bunu kimden öğrendin? Annemizden. Öyle mi? Buradaki her kız çocuğu annesinden sığır sağmasını, tarla yapmasını, ekmek pişirmesini öğrenir mi? Öğrenir. Öğrenir. Öğrenirler. Sen öğretiyor musun? Öğretiyoruz. Biz daha kız küçük ya öğreteceğiz hani. Öğreteceğiz. Kız küçük. Torun mu bu? Torun. Torunlar elattan kıymatlı değiller. Aslı var mı? Çok kıymatlı. Çok tatlı hemen. Yok ya. Sen çocukları nasıl sevdin anlayamadan? Anlayamadım. Aa, biz işe rezilliğini hiç bilemedik ne olduğumuzu. Çocukları rezilliğini aç susuz böyüdü. Tarla toka seydik onlarda. Öyle oldu evet. Şimdi torunlara bakıyoruz. Yani torunlar çok tatlı. Evet. Şimdi bacılarımız yine katmer pişiriyorlar. Siz ne diyorsunuz bunlara? Gözleme diyoruz. Gözleme diyorsunuz. Evet gözleme. Neneleriniz ne derdi? Onlar katmer derdi. Evet. Evet siz de kibarlaştınız mı azıcık? Az biz de öyle olduk. Senin adın ne? Benim adım Teslime. Yaş kaç? Yaş 60. Ola sen çok mu fakircesin? Ateşin bağrına seni koymuşlar. İşte hep bu işlere beni sokarlar ileri. Yok ya. Vallahi beni sokuyorlar. Bu kadar genç var ka. Utan var mı bunlar? Herhalde ben tayi yapıyorum. Benim yaptığımı tayi beğeniyorlar. Fakirce değil. Sen başında bulun diyorlar. Vallahi. Seni kandırıyorlar mı? İyi bir yaparsın diye. Yani kandırıyorlar işte. Kandırıyor. Maşallah. Neyse o. Kıvamında pişiriyorsun ha. Peki sen kimden öğrendin bunu? Ben de bunu annemden öğrendim. Benim annem de çok güzel yapardı. Maşallah. Böyle börek deriz. Bu o zaman katmer yani, deriz. Annenden el aldın değil mi anandan? Annemizden el aldım. Peki. Bunu yaparken bak böyle çok kafamızı oklayına vurdu. İyi pişirdi anneciğim. Sen onu, sen de onları... Benim kızım. Senin kızın bu. Sen dursana buna. Vuruyor bazı. Bırak şişi, abi. Şişi vuruyorum bazı buna. Kıyamayın mı? Bırak abi. Vururlamayın. Kıyaman değil mi? Hiçbir ana evladına kıyamaz. Senin yeşin bu? Evet, hoş geldiniz. Ulan maşallah besilisin. Belli yeşin oldu. Ya, Allah razı olsun. İyi de. Engse kile gibi, göbek sele gibi. Bakım iyi. Çok, çok. Allah razı olsun. Çok iyi bakıyorum. Zaten araya araya zor buldum. Evet. Yok ya. He. Yitirme o zaman. Yitirmem. Aman aman aman. Hiç ayırmam yanımdan. Al uyanık gibisin he. Al telbisin he. Gözleme böyle katmer. Her hafta bana yapar yedirir. Vallahi yengeyi kandırıp kandırıp. Her hafta katmer pişir diyorsun. Oo, Allah razı olsun. Bir dedi bir iki yetmez. Pişirir. Sen mi dediğini tutar mı? Tutarım. Sor istersen. Öyle mi? Tutar mı dediğini? Oğlum daha evveli gün doktora gittik. El arabasıyla götürdü hep onlardı. Vallahi bak. Bu derece. Sen diyor ağır mısın diyor. Ben de dedim sen bana yine sonra bakacaksın böyle. Bak gayrı bak. Evet. Evet. Bu köyün de aşçısıdır. Keşkekçisi, keşkekçisidir. İşte keşkeye bu yaptı. Sadece saç katmarı değil, keşke de yapıyormuş teyzemiz. Peki nasıl yapıyorsunuz keşke? Bunun aşısıyımdır ben. Bunun yemeğe evvelce soğanını kıyarız, yağına kavururuz, etini de katarız, onu da kavururuz. Ondan sonra suyunu katarız, kaynayacağız, buğdayını atarız. Onu devamlı kontrol ederiz dibini bile yanmasın diye. Ondan sonra bir güzel kıvamını aldım. Ondan sonra işte hazırlarız böyle süreriz. Tereyağı döker mi üstüne? Dökeriz. Tereyağsız olmaz. Evet. Aslında peki, boyun koruz içine. Her yemekte keşkek oluyor değil mi? Burada her yemekte düğünde sünnet, düğün ne olursa mevlid keşkek meşhurdur bu Ege yöresinin. Hatta eskiler der ki düğün ne zaman demezler keşkek ne zaman yiyeceğiz. Keşkek yiyeceğiz. Şimdi de çok yiyorlar bunu. Yok ya. Sonradan kıymatlandı mı? Herhalde kıymatlandı. Evvel sarmıyorlar. Şimdi keşke tereyağı onu bunu iyice önem veriyoruz. Evet. Yiyorlar işte. Şimdi evet. Bu taa sürülüyor. Evet. İzmir'in Karaköy köyünde muhabbet devam ediyoruz. Kızlar siz seyrediyorsunuz eli koynunda. Siz de pişiriyor musunuz ekmek?
Pişiriyoruz ama annelerimiz kadar yapmıyoruz. Bu koca Ayşe'nin kızı bu. Bundan mı yanaşmanız? Sen koca Ayşe'nin kızı mı? Evet. Peki sizler yapıyorsunuz mu? Yaparız. Yalan atar gibi. Keşke ki, bilmez de ekmek falan yaparız. Yaparsın, börek yaparız. Yaparız ya, eskiden yaparız. Beri biz de çok yaparız. Sen yufa yaparız. Sen eli kınalı. Börek yaparız. Sen yaparsın. Keşkek yaparız. Ben gençler yapar mı? Ha, gençlere sorsan. Senin adın ne? Benim adım Ümmü. Ümmü. Bu kim? Bu torunum. Torun. Toruna kıymatlı oluyor değil mi? Aa, evlatlardan daha kıymatlı oluyor. Daha kıymatlı oluyor. Evet. Sen Nilüfer. Ne söylüyorsun? Kızı. Benzeyen zaten. Kızı alıyorum. Kızı. Sen? Benim adım Ayşe. Ayşe. Sen yemeğe mi geldin, yardım etmeye mi geldin? Yardım da ettik, yaptık işte beraber. Yoruldunuz, şimdi dinleniyorsun. Dinleniyoruz. Evet. Şimdi biz, bu yemeğin adı ne? Topalak. Nasıl yapıyorsunuz? Bunu bulgurla, unla yumuruyoruz. Baharat, salça yumuruyoruz. İçine soğan rendeliyoruz. Şimdi eski kadınlar varlığı yokluğu bilirdi, gıtlığı bilirdi. Yarım çuvalı unla bir şey yağla kışı geçirirlerdi. İdareyle kullanırlar diyeceğizce. Peki hindikiler savuruyor mu? Savuruyor. Şimdi paranın para demiyorlar paraya. Yani yiyeceğizden kıymatını bilirler değil mi? Ekmeğe döküyorlar, yemeğe döküyorlar. Hepsini döküyorlar. Kızıyor mu? Kızıyor. Yazık diyorum, zarar. Zarar. Hindikiler yokluğu da bilmez Erzeciler. Biz yine karşı tarafa geçelim. Orada yiyeceklerimiz var daha. Bunu sen mi yaptın? Ben yaptım. Adın ne? Özden. Peki bunu el mi aldın anandan, nenenden mi öğrendin yoksa uyduruverdin mi? Uydurvermedim, babaannemden öğrendim. Öyle mi? El aldın yani. El aldım. Sordun ona nasıl yapılıyor diye. Sordum nasıl yapılıyor diye. Evet. Onlar da tarif etti, ben de yaptım. Şimdi bunun adı ne? Bu sarı burma. Sarı burma. Sarı burma. Ne deniyormuş eskiden? Sarı burma. Sarı burma işte. Ekmeğe yağ diyoruz. Sarı burma. Yukadan oluyor. Nasıl yani, yapıyorsunuz? Şöyle imam şöyle gibi. Yukayı açıyor. İçine yağ sürüyoruz. Baklavaya katılan malzemeden katılıyor. Ondan sonra kesiliyor. Şöyle yuvarlıyor. Böyle tatlı oluyor. Yörünün eski tatlısı. Bu başka tatlı yok. Yörün meşhur. Bu kucağında kim? Torunum. Bu? Kızım. Az sen zavşesen bu koca seni sarı sarı erdirdi bakmadı mı? Bakmadı. Çok mu çalıştırdın? Bakar. Ulan bu sarı sarı erdirmiş ya bunu. Zayıfçıya bu çık gider ya. Yok o yese de kilo almaz onu. Ben onu rejim yaptırıyorum öyle. Bizi kandırma be. Kilosunu kollattırıyorum devamlı. Yani bozmasın kendini diye. Bu yalanı evvelden mi atarsın sonradan mı başladın? Sonra atmaya başladım. Evet. İzmir'den Karakoy'a gelirken güneş aşağı salmaya başladı. Öğleden sonra günüz amaz dedik hızlı geldik. Ama yollardan tangur tungur geldik. Herhalde buranın siyasetçileri kaporta tamirci mamirci yollar herhalde az geç yapıyorlar. Arabalar arıza olsa tamire gelsinler diye herhalde. Ama tangur tungur da olsa geldik. İnşallah yollar yapılmaya başlamış herhalde. Yapılıyor. Muhtara bunları soracağız. Maşallah kasalışın iyi. Görü çizme de iyi. Şapka evet. De iyi. Evet hanım. Öyle mi? He. Sen... 55 senedir evliyiz. 5 çocuğumuz var. Evlendirdik. İkimiz kaldık. İkinci kaldınız öyle mi? İkinci kaldık. Şimdi bizim yörükler sözünün arkasında durur. Evet. Söz verdiğini yerine getirir. Hiçbir zaman için bu şapkayı aşağı böyle eğdirmemiştir. O kadar. Öyle açıktır arnı. Evet. Zaten şu terzi eder. Şöyle şapkayı az yan giyerler. Az şöyle. Yan giyerler. Tamam. Şapkayı gangırttı mı? Gözü kızarttı mı? Varman yanına. Horası her şeyden haberin var demek. Horası yan bakana dik çakarın demek. Yörük şapkayı böyle giyiyorsa yanına varman. Dayağı yersiniz. Tamam. Ulan sen eski adama benzeyen. Şöyle eski günler hatırlayıp da ocağa kötükler atıyorsun. Evet. Keçeyi sardın. Ocakları bunu ocağa sürdün. Anlat gayrı gerisini. Şimdi bu çadırdaki hayat ortada yandığı zaman çadırın her tarafı ısınır. Evet. Mesela bir evin içerisinde soba yakarsın bir kenarı ısınır ama çadırda her tarafı açık olduğu halde gene bu ocakta, ortada yanan ocakta herkes ısınır. Peki, ha, bunda şimdi bir de şöyle bir şey var. Çadırda baca yok ama duman olmaz. Allah'ın işi değil mi? Bu işte Allah'ın hikmeti ki o çadırın şeylerinden kendine hava, temiz hava. Şeyi güzel olduğu için havayı yukarıya çekiyor. Evet. Derzi de bu çadır ilk dokunduğunda şu direğe, orta direğe dikerken dua okunur. Yemek verilir. O zaman o evde çadır dua singini var demektir. Evet, evet. Orada hayır gelir değil hayır mi? Hayır gelir. Evet. Ulan kapkar adamsın maşallah. Adam senden gülüş korkacak. Ya şimdi yörük zaten kara olur. Çadır karadır. Yörük de kara olur zaten. Senin adın ne? Benim adım Osman Germe.
Biz bu çadırda doğduk, büyüdük. Bu çadır hayatını yaşayan kişilerden birisi benim. 1978 senesinde bıraktık bu hayatı. Daha öncesi tabii bu şeyler köyler yerleşim şeysine geçtikten sonra en son kalan nesil biziz şeyde. Bu şeyi, yaşantıyı, bu hayatı nereden geldik biz? Bunu genç nesille anlatabilmek, onlara aktarabilmek amacıyla bu şekil bir teşebbüste bulunduk. Ve de iyi de gidiyor. Ve geçmişimizi unutmamak için, unutmamak için lazım. Ve nereden geldiğimizi, ben nasıl ki Yörük kimdir, bunu genç nesile aktarmamız için biz böyle bir teşebbüste bulunduk. Maşallah köyümüz gençleri de ya oynamayı biliyor. Duruşları dik. Yörük bilir adam. Yörük bilir genç şeyi oynaması. Sağ ol. Sizi tanıyalım. İsmim Mustafa Karakaya. Bura köylüyüm. Yörüğüz. 20 yaşına kadar, ben 19 yaşına kadar çadırda doğdum. Çadırda ama işte 80'li yıllardan önce askere gittik. Keçileri sattık. Askere gittim. Ondan sonraki süreçte de tabii nereden geldik, nereye araştır Toroslardan gelmişiz. Bu bölgede tarımla da uğraşıyoruz. Artık tarım hayatına geçtik ama gelecek nesil bir şeyleri unutmaması için bir derneğimizi kurduk. Efendime söyleyeyim, çadırımız yaptık. Eski örf ve adetlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Evet. Senin adın ne? Benim ismim Ali Yeşilyayla. Hem de Yeşilyayla bir de. Tabii. Az yaşın genç ama öğreniyor mu Yörüklü büyüklerden? Evet tabii işte büyüklerimizden, atalarım ötelerimizin ört ve adetlerini büyüklerimizden alıp bize diğer nesillere aktarmak için bir çaba gösteriyoruz. Ben bu köylüyüm. Bir de köy muhtarıyım. Köyün. Evet. Az önce bir taş attınız, onu da söyleyeyim. Yolumuz yapılıyor. Arkadaşımız da İzgeren Bey, onun sayesinde bir bizim desteğiyle. İstemeyen çekişecek değil. Ben bu tür şey içine siyaset katmam. Katmaz da. Yollar bozuk diye çekişecek değil. Ben gelmesin demiyor. Ola vallahi billahi ne uyanık adamsın. Sen siyaset vermişsin ama yapılıyor yollarımız. Yapılıyor. Bir ay içinde inşallah bitecek. Ondan sonra da büyükşehir asfaltını yaptıracağız. Ama kendi annene sağlık ocağı istedi. Hemşireye biz dedi. O da inşallah olacak. Her salı doktorumuz geliyor. Her salı geliyor da bu köyler bir salı gün hasta oluyor. Diğer gün hasta olmaz mı? Ya şimdi biz aile planlama şey olduğundan Çilme köyü var kenarımızda. Başı yağlıklı. Artık saçı sakalı ağarmış, gün görmüş, Yörük dedesine beraberiz. Adın ne? Mustafa. Yaş kaç? 78. Şimdi biz buna tengerek deriz de siz ne diyorsunuz? Kirmen. Tengerek deriz. Peki sen yün mü yürüyorsun? Yün eğiriyorum. Şimdi yün neye deniyor, yapağı neye deniyor? Koyun güttün mü? Koyun güttüm, çobanlık ettim. Yün hangisine deniyor, yapağı ne zaman kırkılıyor? Yün... Güzgününe derler, yapağı yaz yapasına derler. Yani yapağı yazın Nisan Mayıs. Evet. Evet. Eylül Ekim gibi de kışa doğru da Eylül ayında Ağustos'un sonunda yün kırkılıyor. Peki burada bütün erkekler tengerek ya da kirmen eğri miydi? Eğririm. Eğrirlerdi. Ne yaparız onlardan? Kilim dokurlar. Peki erkekler kilim dokur muydu? Dokuyan da olur, dokumayan da olur. Maşallah siz kadınlarla paylaşmayı biliyor musunuz ya? Biliyoruz. Biliyoruz değil mi? Evet. Peki şimdi bu köyde büyük küçük belli mi? Hürmet var mı büyüklere? Var yine nispeten etrafa bakınca. Bir gayeye vardığınızda sandalye veriyorlar mı? Verirler. Verirler değil mi? Verirler. Hürmet ederler. Ederler. Biz Türk bayrağının altında durmaktan çok mutlu oluruz. Çünkü bizim bu bayrak kolay kazılmadı. Burada biz Türk milletinin kanı var. Burada Türklerin hep gökyüzü ulaşma sevdası vardır. Ay, yıldız, güneş çok önemlidir. Bizim kepeneklerimizde bile ay, yıldız, güneş vardır. Onu denilir ki güneş batarken ay doğsun, ay batarken güneş doğsun diye dualarımız da vardır. Türk bayrağının altında gençlerimiz bayrağımız tutuyor. Adı ne? Sefa. Senin? Mitut. Ramazan. Adaş hızlı la. Öyle olduk. Peki Türk bayrağı için ölür mü? Ölürüm. İşte Türk bayrağı için ölecek kadar seven bayrağını, vatanını, milleti için değil mi? Ölecek evet, kadar seviyorsunuz. Evet. Anlatılmaz bir duygu. Kıymatlı yani. Evet. Dokunanı yakarsınız. Yakarız. Geçmişte gösterdik neler yapabileceğimizi. Evet, atalarınız gösterdi. Evet. Düşman, bu ülkeye işgal edenler
bu topraklarda İzmir'de denize dökülürken öğrendiler. Evet. İzmir. Bir daha öğretiriz deyin. Öğretiriz bir daha. Gerekirse evet. Herkese öğretiriz. Evet. O nedenle Türk milletine, Türk bayrağına, Türk devletine çatmayın. Kimse çatmasın. Çünkü program bütün dünya izliyor. Öteki devletler de duysun. Muhtarım Anıtkabir şimdi. Köyün gelmişi geçmişi kaç mahalle var köyde? Köyde de mahalle yok. Sağda Karakuyu köyü olarak geçiyor. Peki, da köyde mahallemiz yok. 1951'de mi? 50-51'de kurulmuş. Önce daha önceki yıllarda ama bir sefer yerleşme olmuş. 20 hane kadar, 10 hane kadar varmış galiba. Yerleşmiş. Sivrisinek'ten kaçmışlar. Bu Belenbaşı diyoruz. Ayrancılar falan o tarafa doğru kaçmışlar. Ondan sonra tekrar toplaşmaya başlamışlar. 50-51'de artık tek tek yörükler, dağlarda, çadırlardan, madırlardan daha 70 yılına kadar, 68-69 yılına kadar yerleşti. Sağda bu arada 52'de mi geldi göçmen? 52'de, 53'te mi? 53'te 42 hane göçmen geldi köyümüze. Onlar ama da, onlardan... Bunlar da Anadolu'dan giden, tekrar geri gelen yörükler gene. Evet, evet. Yörükler de Balkanlardan. Onlar da İzmir'e yerleştiler. Onlardan... Şu anda kimse yok artık. Durmadılar mı orada? Yok, şu anda dönmediler kimse mi? İki aile vardın. Onlar iki mı? Aile kaldı. Mubadere'de mi geldiler? Evet evet. O iki aile vardın onlarda. Onlar da baba yaşlı ölünce çocuklar zaten İzmir'deydin. Onlar da bitti artık. Evet. Araziler sadece iki kişinin arazisi var ama köyde. Sattılar, savdılar, gittiler. Satın önce gelenler hep durmadı sattı. Evet. Gidince hemen. Değerli seyirciler, ülkemizin dört tarafında bine yaklaşan Yörük Türkmen derneklerimiz var. Köy derneklerimiz var. Federasyonlarımız, konfederasyonlarımız var. Güneş çarı sıktı mı çarıkta ayağı sıkar. Yani baktık bu kültür kayboluyor. Değerlerimize saldırı var. Bayrağımıza, toprağımıza, dilimize, toprağa, her şeyi, ağacımıza, ormanımıza, geçimize, koyunumuza, neyimiz varsa saldırı var. Bunları korumak için dernekleşiyor insanlarımız ve kültürünü yaşatmaya çalışıyorlar. Evet, seni tanıyalım. Ben Mustafa Coşkun, Karakuyu Köyü, Karatekeli Yörükleri Başkanıyım. Evet. Az önce sizin de gördüğünüz gibi gençlerimiz dedeleri gibi, kızlarımız ebeleri gibi oynamayı öğrensin diye bu gayreti sarf ediyoruz. Biz çadırı, yörüklüğü yeni yeni göğsümüzü gere gere söyleyebiliyoruz. Daha önce askerdeyken birçok askere giden gençlerimiz yörük olduğunu saklamışlardır. Evet. Ama bugün ben yörüyüm. Ben çadırda yaşıyorum. Benim hayvanım var, keçim var, gidiyorum diyebiliyor yani. Gururla söyleyebiliyor. Tabii, tabii. Çünkü yörük Türk'ün özü mayasıdır. Şimdi kese yoğurdunu bilir misiniz? Tabii biliriz. Tabii. Şimdi yoğurdu keseye katarsınız, ak keseye. Gerçi ak kesenin yoğurdu Kelgar'ın doğurduğu da yoğurdu da. Şimdi yoğurdu ak keseye katarsınız. Suyu dımlar aşağıya ya. Kesenin içinde kalana yörük derler. Evet. Türk'ün özüdür yani. Evet. Evet. Suyu akar gider. Evet. Suyu değil. Evet. Özü. Özü, evet. Peki gençleriniz folklor oynuyorlar. Ataları gibi zeybek oynarlar. Başka evet. Neler yapıyorsunuz? Valla daha yeni kurulmuş bir derneğiz. Birçok hedefimiz var. Evet. Birçok hedefimiz var. Bu oyunları kızlarımıza yaymak, kızlarımıza yani kaşık havalarını oynatmak. Yani şimdiki yeni neslimiz çok meraklı bu konulara. Peki bu dernekler sayesinde diğer köylerle kaynaşıyorsunuz. Müthiş bir derneklerle. Müthiş bir kaynaşma var. Akraba yakınlaşıyor. Yani. Gelgit oluyoruz. Yani müthiş kaynaşma var. Evet. Onların bize desteği, bizim onlara desteğimiz. Böyle etkinliklerimizde birbirimizden yardım alıyoruz ve yardım veriyoruz. Evet. Yani çok memnunuz. Geç kalınmış bir olay diye düşünüyorum. Ula gençler, dernek başkanınıza, muhtarınıza, bu iş emek verenlere saygı gösteriyorum, teşekkür ediyorsunuz mu? Ellerim konuşurken bakın nasıl saygıyla duruyorum. Öyle mi? İsmim Hasan, soy ismim Coşkun. Karakuyu halk oyunu ekibindenim ben de. Biz Karaçadır'da hiç yaşamadık ama Karaçadır bizim dedelerimizin, babalarımızın yaşadığı, büyüdüğü bir kültür olduğu için biz bu kültürümüzden vazgeçmiyoruz. Bayrağımızın altında, Karaçadır'ımızın önünde halk oyunlarımızı öğreniyoruz. Aşağıdan gelen gençlerimize de öğretmeye çalışıyoruz. Derneğimizi kurduk. Yani biz yaşamadık ama bunu yaşatacağız. Bunu kimse bizden silemez. Hiçbir güç, hiçbir kuvvet Türk milletini ayıramaz, bölemez. Biz gençler olarak bu bayrağın bekçisiyiz. Kimse alamaz elimizden. Değerli seyirciler, körkü çizmeyle şapkan arasında yürek ciğer de taşınıyor. Bu Türk yüreği. Evet. Oyun. Karakuyu Zeybek Ekim'den Hüseyin Varol. Peki sen büyüklere hürmet ediyorsunuz mu? Tabii canım. Emek veriyorlar size. Evet evet. En büyük destekçimiz onlar yani. Teşekkür ederiz onlara.
Yani bu kültürü yaşatmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız yani. Yani gençlere örnek olmak için. Arkadaşlar arasında dayanışıyorsunuz. Tabii tabii. Şimdi birisi çatsa yetterif. Tabii tabii. Evet, bir araya geliyorsunuz yani. Geliyoruz hep beraber. Ama kendilerinizle dövüşmeniz değil mi? Yok canım. Birbirinizi yemeniz değil mi? Biz bu işe yürek verdik artık, böyle bir şey olmaz yani. Bütün yani bütün yöredeki Antalya olsun, yörük festivaller, ama her türlü etkinliklere gidiyoruz yani, katılıyoruz yani. Evet. Muğla olsun, evet. Her türlü etkinliklere katılıyoruz. Evet. Boy kusmasalla iyi. İsmim Hasan Şurgun, Uzay Hasan derler bana. Yani biraz yeleken yerde büyüdüğümden. Öyle mi? He, onlar Uzay Hasan derler. Uzay Hasan. Şu kara çadırı 16-17 yaşına kadar birebir yaşamış, bu kara çadırın altında büyümüş bir vatandaş. Peki. Bir şey söyleyeyim mi? Şu kara çadırın is kokusunu özledim ben. İs kokusu ne? Burnuma tütüyor daha hala. Peki şu kara çadırı gördüğün zaman, yanaştığın zaman o is kokusunu, o geçilerin gübrelerini, kılın kokusunu eskileri hatırlayıp da anacığını, babanı, deyzeni, halan hatırlayıp da duygulanıyor mu? Ne demek? Ah diyeyim o günler için. Tabii mutlaka diyorum. Yeni nesil bilmezler bu işleri. Bilmez. Zor bilmezler. Bilmezler. Bu çadırı biz buraya yapıp kurarken gençlerimiz bu ne diyorlar? Bilmiyorlar, görmediler. Ama öğreteceğiz. 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 Allah'ın izniyle. Peki. Bizim insanlarımız ölü yerinde ağlar, düğün yerinde oynar, dua yerinde Kur'an okur. Bir taraftan insanlarımız camilere gittin, ibadetlerini yaptılar. O bitti, şimdi burada olacağı diyeceğiz. Biz gelin alırken de kıbleye döner, dua ederiz, arkasına burada olacağı diye bağırırız. İbadet zamanımız şimdi namaz kılındı, şimdi davul zamanı. Allah kabul etsin. Adın ne? Benim ismim Sebahattin. Sabahattin. Zurnacı Sabahattin. Kaç yıldır çalarsın bu zurnayı? Ben bu zurnayı bizim dedelerimizden kalma, babalarımızdan. Hangi köydensiniz? Biz Melemen Ulukent'teniz. Ulukent, evet. Evet. Orada biz bu işi ufaklıktan beri merak üzerine öğrendik. Evet. Dünyaları gezdik. Gezmediğimiz köy kalmadı. Bu arada ilk öğretim okullarımla Avrupa'yı da dolaştık. Allah'a bin şükür. Peki düz olarak o mu çalıyor, sen mi çalıyorsun? Ben dem tutuyorum. Hı. Dayım kendisi çalıyor. Usta o zaman o. Usta o. Ustan yana gidelim. Tamam. Evet. Buyurun. Sizi tanıyalım. Ben Necmettin, Melemen Ulukent beldesinden. Bu geleneksel zurnamızı, yörük zurnası. Evet. Bunu babadan, dededen öğrendiniz. Bize. Peki bu zurnayı hangi oyunlar oynanıyor zurnanın? Hangi oyunlar oynanıyor? Bizim bu zurna Ege yöresi, bütün zebekler, bütün oyunlar, yani bizim bilmediğimiz yok. Orduru meydan diyorum bizim kendi zurnamızı. Bu yerde zurnacılara res çekiyor. Tabii çekeriz çünkü gelsin yarışalım diyor. Biz macir zurnacı olduğumuz zaman macira da çalarız, göçmene de çalarız, yörüye de çalarız. Herkese. Bizim bildiğimiz yöre yoktur yani. Diğer arkadaşlarımız da fena çalmaz ama bizim bilgimiz senalik. Dedemler, babamlar gelme, biz Selanik olsun, köy havalarını, göçmen havalarını, efendim bütün yöreleri çalarız, kendimize güveniriz. Dayısın çalan var, çalan diyen var, sonra gelsin yarışalım diyor. Evet. Bu adamların önünde oynanır. Buyursunlar, gelsinler, evet. Yarışmamızı yaparız. Evet. Şimdi kaç yıldır bu iş yapıyorsun? Ben bu işi 25 yıl oldu. Peki şöyle yörede zeybek oyununu eskilerden şöyle iyi oynayan, ölmüş rahmet olmuş olabilir. Evet. Kim vardı böyle Vardaköy olan, bu adam oyununa çalıveren dediğin adam var mıydı? Şimdi bu köyde Mustafa abinin akrabası Mehmet abi var. Koca Arabı çok güzel oynar. Evet. Çok rahmetli olmuş. Allah rahmet eylesin. Çok güzel oynuyordu ve benim kendi babam vardı, Yaşar Usta, Mehmet amcam. Bunların üstüne zurna yoktu. Onların mesleği, bütün köylüler onların yüzünden bizi tanıyor. Biz de vazifemizi güzel yapıyoruz, terbiyeli yapıyoruz. Evet.
Ola burada bu oyunun ustası kim dedik. Gençler hakikaten güzel oynuyorlar. Fakat bir usta olması lazım. Ustanın ustası olması lazım. Bir abimizi tavsiye ettiler. En iyisi bu dediler. Adı ne? Mehmet. Oyun en iyi Kocarap Zeybe önermiş herhalde. Doğru söylüyorlar. Kimden öğrendin? Atalarımızdan. Evet. Şimdi arkadaşlarımız Kocarap Zeybe'ni çalacak. Evet. Mehmet Ağamız oynayacak. Çöke çöke, seke seke. Bakın Kocarap Zeybe'yi İzmir Menderes Karakuyu köyünde nasıl oynanıyor? İzmir Menderes Karakuyu Köyü Karatekeli Yörüklerinin dernek binasındayız. Burada bir dolapçık yapmışlar. Biz de bu dolaba bir kitap hediye edelim az sonra. Ya kendi yazdığımız kitabı. Arkadaşlarımız sabahtan beri pişen bulgur aşını, keşkeğimizi, katmarı, sarı vurma tatlısını yiyip batırlar. Kadını kızdı. Havada kaçan, karada kaçan, denizde uçan, yüzen, anasının koynundan kız kaçıran, var mı lan bize yan bakan? Nerede? Lan yan bakanın ciğer alır da sarı çekele bu şu. Değerli izleyiciler, amcamızın oynadığı oyunu Fethiye Minare Köyü'nde aynı oyunu başka bir amcamız oynadı. Demek ki ısımlık akrabalık var. Hatta orada ateş yanar ha. Ateş yandığına duz atıverirlermiş eskiler. Ha, bir şey olmam şimdi. Nazar değmemek için. Nazar değmemek. Par diye verilmiş. Par dedi mi bırt der. Böyle döne Kaan Bey. Kameraya doğru bak. Şöyle. Şimdi bu köye çatılmaz değil mi? Burak kötü niyetle gelen, çalıp çıkmaya gelen yandı. Yanmaz. Taş alama kovarsınız. Hayır, kovmayız. Evet. Burada tepemizin üstünde ama yeri kötü var. Kötü niyetle gelen. Kötü niyetle gelirse, yetti. Göreceği de var, geleceği varsa göreceği de var. O kadar. O kadar Rabbi. Sıdıratma çeliği, söyletme deliği. O kadar. O kadar. O kadar Rabbi. Dur bir dayan da. Aman. Şöyle bir seni bir dayan düşme de. Demek ki okuduğun mani biraz çeksen ortala bir daha desin. Cehule! Var mı lan bize yan bakan? Ben bakmam. Ötekinler aman bakarım, bakarım deme yanarsın ha. Anladın mı? Biz ben 3 günden beri işi aldım işim. Evet. Anladın mı? Bugünü söyledi bizim muhtar. Bekler bugünü. Evet. Anladın mı? Bize derler efelerin nefesi. Sen çok konuştun. Çok attın sıkıladın ama. Ha, sen şu çökelik parasını versen ya bana. Ben mi vereceğim? Evet. Ben sana demedim mi? Benim param yok o zaman demedim mi? Çakal çama çıkınacaksın ya kırpımını da vereceksin demedin mi? Ben sana ne dedim kardeşim? Bak bana bak. Bana bak. Bana bak abi. Ya şey yapma. Ben sana. Aman abi dur dur dur. Ulan bana bak. Ulan arabaya yemeyelim. Bana bakın ha. Ulan bana bak. Ulan. Ulan ben vuruyorum. Ulan bana bakın. Sana vuracak. Ulan arabaya yiyin. Demedim. Bana bak arkadaş. Adam çok vuruyor. Arkamı böyle böyle gitti. Abi. Ne demişler? Anlaştılar. Bana bak abi. Osmanlı'na dost olma demiş. Karıya sırrını verme demiş. Gök görmedin hep. Alışveriş etme. Ulan sen gök görmedin mi? Oğlum ben. Anladın mı? Arada eğip çıkacağız sonra bak ya. Bunlar gelen misafiri dövüyor. Birbirini döveceği yerde. Barıştık da biz de kurtulalım. Barıştık. Ödedik. Alacağımız, vereceğimiz kalmadı. Hepsi ne bitti. Ne ödedi canım? Korku düvenin adamı ödü koptu kaçtı. Parayı alacağını vazgeçti adam. Korkmadı. Ben altıma yaptım. Ben yaptım altıma. Ya o korkmadım. Ben korktum. Ha.
Allah da geliyor. Karşıda kızım benim de sevdiğim bana göz atıyor. Edeğenin bulutu beni kaybını de. Ay benim sevgilim, gel sen de bir görüş verecek. Abi. Boğaz'da adam çalıyor. Kaçta kadın çaldı Boğaz'ı taklit ediyor. Kızlar abi. Boğaz'da, erkekler gavalla, türküyle karşılıklı konuşurlardı. Abi, konuşurlar. Konuşurlar. Evet. Şimdi ona kalıcı olursan o bitmiş. Yeah. Siz o zaman sevgili, mesela sevdiğiniz diyemezdiniz. Yeah. Müziğiyle, türküyle abi Boğaz'da. Sevgi dinlemez. Nişanlıysan oraya doğru bir bak göreyim seni. Şimdiyle cılk 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 telefonla gıcı 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 aşımadır sabahlar. Abi kardeşim. Ne olacak bunların işi? Şimdiki zaman. Böğünü arkadaş, öbür gün dumansız baca isterler. Kaynasız koca isterler. Şimdiki zamanın gençleri eskidenimiş o. Bir de öyle atıyorlar. Onu sorma. Onu sorma. Şimdiki kadınlar erkek oldu. Erkekler kadın oldu. Eskiden kocası oradan gelirken kadın yüzüne bakırdı. Benim kocamın yüzü eşki meşki değil miydi? Şimdiki zamanın gençleri bakıyor. Benim karının yüzü kırışık mı kırışık değil miydi? Kırışık değilse boş mesele. Yavrum diyor. Babam diyor. Aynı böyle eskiden yoktu o.